Müzeyyen Gelin'in yatak odası Country tarz mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Çizgi desenli, nakış detaylı pamuklu nevresim seti odanın tarzına uygun seçim. Country tarz gardırop, ahşap ve seramik kulp detaylarıyla çok şık. Son olarak rustik tarzdaki kütük lambayı odanın tarzına uygun bulmadığımızı belirtelim ve sözü ev sahibimize, Müzeyyen Gelin'e bırakalım. Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Haftanın başından beri emek diyorsun. Bu yatak odasında emek nerede? Avizende mi? Sanki bu avizeyi mutfaktan kalan parçalarla yapmış gibi duruyorsun. Ben onu yaptım dedim mi sana? Soruyorum işte. Bu avizeyi ben sen mi yaptın? Ben burada yatak odasında emeğim var dedim mi? İşte haftanın başından beri diyorsun ya emek tamam. diyor. Ben de bütün odalarda emek bekliyorum tamam, bir tane. Tamam salonda var. Duvarlarda parçalarım var. Yani kısım kısım işte şurada böyle bir şey yaptım. Arka planı yaptım. Bu neden her yere aynı çıtayı koydun? Yani mesela buraya farklı bir şey yapabilirdin. Mutfakta aynı, salonda aynı, yatak bu yatak odasında aynı. Başlık yani yok. Yani bu tarz hoşuma gitti Seval. Daha yüksek yapabilirdin. Evet de hani şey yani boyları farklı olması gerekiyor hep aynı bence. Olduğu için toplu aldım o yüzden. Müzeyyen'cim ben genel olarak bu örtüyü odanın konseptine uydurdum. Ben yatağın başlıklarında, pardon komodinin üstündeki sepetlerden bahsetmek istiyorum. Yani onlar neden burada? Yani içine koyacak bir şey bulamadım ve sepetler de öyle boşluğu duruyordu. Dedim buraya takayım yani dedim. Yani keşke böyle hasır tarzda ışıklar oluyor, lambalar oluyor. Onlardan evet. tercih etseydin. Yani bir tane onun haricinde ben var, abajur var. Yani büyük lambam var orada. O yüzden dedim evet, yeterli zaten, bir tane. Yok o buranın o değil da, yani. Evet hiç uygun o değil buraya. O burayı hiç olmamış diye düşünüyorum ben. Çünkü bu odanın genel bir havası açık yani. Hep açık tonlar tercih etmişsin. O böyle sanki dört tane tahtayı birbirine çakmışsın gibi bir şey duruyor yani. Şu pufuk ben rengi de değişik. Evet. Çok süet. Çok farklı durmuş yani onun rengi kahve gri desen değil, biraz. Gri desen değil. Bir de değil, böyle country tarzı mobilyalar çok genç odası işiymiş gibi geliyor bana. Bir yani, de perdelerin çok kırışık geldi bana. Keşke ütüleseydin. Ütüleyemedim. Evimde bir tane bebeğim var benim. Çok zor şartlarda zaten hazırlandım. Şeyler var böyle buharlı bebeğim yok, var. Yok o bende yok yani. Olsaydı emin ol ki hemen ya, karışan yapmıştım. Karışan bir ütü al, pardon karışan bir perde evet. aldıysan öyle ya bir makine lazım. Yıkadın mı? Anda assaydın eğer. Yani çok sıktırdığın zaman da bu şekilde kırışıyor. Yok, bu benim perdeler de bebeğim var ama ben de evdeki hiçbir perdeyi ütülemiyorum. Evet. Sadece sıkma yani, ayarını iyice bir düşürüyorum. Ama yani evde bebeğim olduğu için direkt perdeyi ütüleyemedim. O kırışıklar olmaz. Bir de o tülün ışıldıyor biraz gözüme çarpıyor. Yani daha soft daha dümdüz bir şey. Ama evet ışık çarpıyor zaten o yüzden de gözüme vuruyor ve daha düz türler tercih edebilirdin diye düşünüyorum. Bir de şu masanın üstündeki şeyler çok boş geldi yani bana orası. Böyle bomboş bir ahşap yani mutfakta ahşap yeşillik ister dedin, doluluk ister dedin. Ama yatak odasında bu ahşap tonlara uygun hiçbir şey göremedim burada ben. Yani yeşillik de yok. Sadece mobilyayı almışsın, burada burayı yapmışsın. Kullanmadım. Bitmiş. Yani salonda ben balkonda kullanmadım diye bana bir sürü şey söyledin. Yeşillik yok. Her odada yeşillik olmalı. Bak beni her odada yeşillik olmalı demedim ben bir kere abi. Dedim beni dinlememiş. Benim her yerimde var. Evet, her yerimde. Değil her oda olmuyor. Yatak odamda yok. Ben kullanmadım yatak odamda. Bence kullanmadım. Dün bana kılıç kullanabilirdin dedim. Bence sen de kullanabilirsin. Bir de bu halın, ben burayı uygun bulmadım bu halını. Burada bohem tarzını görmüyorum çünkü bu da bohem bir halı bence. Yani ben bu şekilde aldım, böyle uygun buldum. Yani böyle daha uygundu benim için. Buraya ne kadar aldın? Onu 350 liraya aldım. Peki yatak oda takımını kaça aldın? 3000 liraya aldık. Burada çıtaları kullanarak bohem tarzı yapmaya çalışmışsın. Bu sepetler, yatak örtüsü falan filan. Karton piyerler bence salona uygun bir karton piyer diye düşünüyorum ben. Böyle İskandinav deniliyor değil mi bunlara, çıtalara? Hı-hı. Böyle şey çıtalara İskandinav ben daha çok tarzı. Rustik perdeler daha hoş dururdu diye düşünüyorum. Perdeler gözüne mi çarptı? Evet gözüme çarptı. Işık İyi, gözlük tak o zaman çarpmasın. Yani şu an ışıktan bu şekilde... Ben bunu buraya yakıştırdım arkadaşım. Yani tamam, yani senin zevkin farklıdır ama benim zevkim bu odaya bu. Ben bunu beğendim, bunu koydum buraya. Tamam, bunu ben beğendin bir şey ama sormak istiyorum aslında. Yani.
bu ev senin kendinin ve sen bütün dizaynı kendin bilerek, isteyerek ve severek yaptın. Ama biz o kadar çok yorum yapıyoruz ki arkadaşlarımla, sen sadece okeyliyorsun bize. Yani mesela yani sana ben, perden kırışık diyor, cevap vermiyorsun. Alakası yok, ben bu kadar emek veriyorum, diye söylesem ben arkasında dururdum sonuna kadar. Sen ama şey gibi yorumlayın, hadi bitsin gidin artık gibi. Yok öyle değil, hani evin üzerindesiniz yani böyle biraz yükselmek çok istemedim açıkçası. Hayır, yükselmek değil de hani senin dekore ettiğin şeyleri savunmanı bekliyoruz biz çünkü de yani. Çünkü sen yaptın bunları bu, yani. Bu ev senin zevkin. Benim evimde benim zevkim, Merve'nin evi Merve'nin zevki. Herkesin kendi zevki ve hepimizin evleri yorumlandı. Bir tek seninki kaldı. Bugün de senin evini yorumlamaya geldik. Yatak odasında yaptığı yorumlar, daha doğrusu bize vermeye çalıştığı cevaplar çok sönük kaldı diye düşünüyorum. Bir ev sahibi olarak evini kendi tasarlayıp düzenlemiş biri olarak bize verdiği yorumlar çok yetersizdi. Ben tamamen bu programa hevessiz katıldığını düşünüyorum. Müzeyyen evini hiçbir zaman korumadı. Yaptığı şeylerin arkasında durmasını beklerdim. Ben her şeyi elimle ilmek ilmek bu şekilde yaptığımı söylediğimi iddia etsem her şeyin de arkasında dururdum. Sadece bizim yorumlarımıza haklı çıkardı bu. Tamam. Ver yatak örtünü ne kadar? Yatak örtüsünü 2500 TL aldım. Sadece bu şekilde yorgan nevresim olarak mı yoksa böyle, tam şekilde, takım mı? Tam takım bu şekilde. Yani, bu 2500? Evet. Yeni aldım aslında. Çok pahalıymış. Evet bana da pahalı geldi ama daha uygunu. İnanın ki yok, her şey çok pahalı. Acaba görgüsüzlük mü yapıyorsun benim saatime? Öyle demiştin. Sen bizim gözün önüne sokuyorsun. Yapamam. Yani yapmam, ben öyle bir kişilik değilim. Ama benim saatime 4.500 TL dediğimde sen bizim... Yani bir girin bakalım böyle tam takım ne kadar. Hayır, yani hayır, ben yeni evresim evime. Sadece nevresim olduğu için 2.500 gezdim ben yani. Baktım en uygunu buydu yani. 3.5'a da vardı, ben 2.5 olanı aldım. Keşke buna vereceğim bu kadar parayı mutfak perdeni değiştirerek kullansaydım. Dün benim saatimin 4500 TL olduğu için çok eleştirdi kendisi. Özensiz bir nevresim takımına 2500 TL vermiş. Bence benim saatim en azından zamanı belli ediyor. Onun nevresim takımını kim görüyor kendisinden başka? Mutfaklara genelde ne yapabilirim? Yani çok merak ediyorum. Ne yapabilirim? Yani hayır bak, olay hayır, ne biliyor musun? Bir dakika, ben oraya ne takabilirim? Bana söyleyin. Bak, orada kahve takabilirim. Dün ortadan böyle biliyorlar onları. Çok bu güzel o mutfağına, yani ahşap mutfağına yakışırdı. Takabilirsin. Düz tür takım. Aynen öyle. Ama sandalyelerime engel olmayacak mı çekerken? Hayır, hayır. Kısa düz tül, onları ortadan bizi soruyorlar. Ben orada uygun buldum. Değiştirmeye gerek yok, çok masraf yaptım. O havada bir daha da masraf yapmaya hiç niyetim yok. Yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitti. Evet. Çok yaptık, evet. O zaman Aslı Hanım'ı da alıp Müzeyyen'in çeyizlerine bakalım diyorum. Ne dersiniz? Bakalım. Hadi buyurun o zaman.